nedeni neydi peki? Kırılımları çok fazla olan, karakter açısından aynı şeyleri tekrarlamayı sevmeyen bir insanım. Zaten oyuncu olarak bu işi yapmamızı sağlayan bu, cezbeden bu bizi. Gökhan'ın da hikaye içindeki kırılmaları ve dönüşümü daha önce oynadığım, canlandırdığım karakterlerden çok farklı. Çok farklı sıçramaları var, çok farklı değişimleri var başına gelen olaylardan ötürü. Kurulan matematik de çok kuvvetliydi. Rejisel anlatım anlamıyla, senaryosal metnin kuvveti anlamıyla, yönetmenlerimiz, bütün ekip arkadaşlarımız, yani herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Yaptığımıza da inanıyoruz. Bekliyoruz. Artık top bizden çıktı. Seyircinin takdirine kaldı. Şimdi arkadaşlar çok haklılar. Yani spoiler'ı vermemek önemli. Ama birkaç şey söyleyelim. Bir kere teknolojinin hepimizin hayatına ne kadar girdiğiyle ilgili, yakından alakalı bir şey. Özetle şöyle söyleyelim. Bir gün telefona bir mesaj gelir ve her şey öyle başlar. İnsanın biraz kendi kendisiyle savaşı, biraz kendisiyle barışık olup olmaması üstüne bir şey. Geniş kesimleri ilgilendirecek, heyecan verici bir konu. Afşin Kum'un gene bir romanından hareketle yazılmış bir senaryo. Kendisinin de işin içinde olduğunu düşünürsek aslında okumakla seyretmek arasında nefis bir deneyim farkı var. Onu da test etmiş olacak seyircilerimiz. Seyrettikleri kadar da mümkünse okusunlar diye düşünüyorum. O da herhalde önümüzdeki hafta şeyde olacak, piyasada olacak kitap. Öyle duydum yani. Ve nefis bir karakter dizisi, derin karakter dizisi. Bu işte çok tipleme yok. Herkesi takip etme isteği duyuyorsunuz. Özetle şimdilik söyleyecekler ve harika bir ekiple çalıştık. Bir de takvimli bir işte çalışmak bambaşka bir şey. Yani ne zaman başlayıp biteceğini biliyorsunuz. Bizim açımızdan biraz daha konforlu olduğunu söyleyebiliriz öyle çalışmanın. Yoksa seneye başlar ne zaman? Evet. Paket işi sen söyledin, ben söylemedim. Öyle ama. Netflix öyle demeyin dedi, sen söyledin. Paket ne demek? Onu söyleyebiliriz belki. Yani işi mistik gibi gözükse de günün sonunda izledikleri zaman öyle olmadığını ve gerçekten mantıklı bir zemine oturduğunu bölümleri izledikçe anlayacaklar. Çok sürprizler var. Var, çok sürprizler var. Ön yargılı olmamalarını istiyoruz. İzleyip bitirdikten sonra asıl yorumları yapmalarını bekliyoruz. Çünkü çözümlenme biraz uzun sürüyor ve son bölüme kadar izlemelerini diliyoruz. İçinde çok güzel mesajlar da barındırıyor. Günümüz şartlarında materyalizmin arttığı bir dünyada, maneviyatın geri plana kaldığı bir dünyada bu tarz önemli kavramları da ön plana çıkaracak mesaj verici, öğretici, eğitici cümleleri de olan bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Herkesin, yani çoğu insanın hayalini kurduğu oyunculuk olabilir, şarkıcılık olabilir, dünya çapında tanınan isim olmak olabilir. Çoğu insanın hayalidir. Mesela siz bunu başardınız, başaran insanlardan bir tanesiniz. Kendinizi özel hissettiğiniz anlar oldu mu filmden yola çıkaraktan? Hani çeşitli mesajlar aldığınız ya da enerji olarak çok yüksek hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Ya da oldu mu? Yani teşekkür ederim. Bu arada hala bir yolculuk içindeyim. Tam bir şeyleri başarmış değilim kendimce. Bu uzun bir yolculuk çünkü. Hiçbir zaman o tamamlanmayan bir duygu. Ya herkesin bence hepinizin olmuştur, hepimizin olmuştur kendini böyle farklı hissetmek istediği, özel hissetmek istediği anlar. Yani kendim özelinde sorduğunda benim de oldu öyle bir dönemim. Hissettiğim olmuştur. Yani zaten hepimiz farklı olmasak şu anda buralarda olmayız diye düşünüyorum. İkinci bir sorum da aslında fragmandan yola çıkarak. Fragmanda bir sahne var. Herkesin gelip size elini dokunduğu, özel hissettirdiği bir sahne var. Aslında bir nevi tapmaya yakın olarak gittiği, kutsal gördüğü, fragmanda işlemiş olduğunuz bir sahne var. Bunun aynısını aslında film olmayıp da gerçeğini Nepal'de, Kathmandu'da Bülent Ersoy Buda olarak sandılar ve taptılar kendisine, evet. Ayaklarına kapandılar. Siz orada Bülent Ersoy'un neler yaşadığını, hissettiğini anlayabildiniz mi mesela? Size öyle geldi mi insanlar? Yani tabii soruyu oyunculuk... ne kadar düşündüğü. Ya işimiz oyunculuk olduğu için empati yapıyoruz herkese ama öyle bir özel empati kurmadım o anlattığın olayla anlamayacak. Yani hayal meyal hatırlıyorum şu anda. Partnerliği soralım o zaman. Nasıl bir partnerlik oldu? Birlikte çekimler nasıl geçti? Çağatay Bey'le çalışmak nasıl?
Aslan Hanım'la çalışmak lazım. Çok keyifliydi. İlk defa çalıştık beraber. Dinamik olarak da karakterler anlamında çok farklı bir iletişimi olan ikili. Karakoca, aldık onu. Peki, o zaman şöyle tamamlayalım. Son olarak Çağatay Bey, kendinizi 2024 yılında bu diziyle birlikte 3 dizide, 2 kategoride kendinize rakipsiniz. Dizi isimlerini söyleyeyim mi? Abi hatırlatır mısın? Terzi, Kübra ve Gattar 3 diziyle birlikte kendinize de rakip oluyorsunuz aslında. Ya öyle gözüküyor ama bunların çekim aralarında zamanlar var. Yani yayınlanma tarihleri stratejik olarak çakıştığı için formatları da farklı. Şimdi yaptığımız iş televizyona, bu 7 ay 8 ay önce biten bir iş. İşte Terzi 2 sene önce, 1,5 sene önce biten bir iş falan. Aslında aralarında zamanlar var ve yayın tarihleri yakın oldu birbirleriyle. O da stratejik Netflix'in verdiği bir karar olduğu için. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.